Türkiye-Yunanistan arasındaki işbirliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın Başbakan'la biraz önce dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Ankara önemli bir ismi ağırladı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı ve imzalanan mutabakat zaptının ardından bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlıyız. Erdoğan ve Mitsotakis bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması için liderler kameraların karşısındaydı. Başkan Erdoğan diyalog mesajı verdi. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı sizlerle paylaşmıştım. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelede gündemimizin üst sırasındaydı. Türkiye'nin Yunanistan'dan beklentilerini de sıraladı. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adadaki gerçekler temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması mühimdir. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı da gündemdeydi. Erdoğan, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için Mitsotakis'ten destek istedi. Kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu göstermiştir. Diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da Gazze'de katliamların durması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek olmasını bekliyoruz. Yunan Başbakansa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine desteklerinin devam ettiğini vurguladı. Yunanistan, var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine destek vermeye devam etmektedir. Çok olumlu şekilde tekrar hayata geçirileceğine inanıyoruz.